Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Şimdi yine sizler için toplamda 12 adet üzerinde ölçü olmayan sadece görünüş çıkarma işlemini kafamıza daha iyi yerleştirebilmek için hazırlamış olduğum perspektif parçalar var. Bu parçaların tamamı izometrik olarak çizilmiş. Yani izometrik ne demekti? Perspektifin sağ tarafa ve sol tarafa doğru açısının 30 derece çizildiği perspektif türüydü. Görünüş kaybının minimum olduğu en çok tercih ettiğimiz perspektif çizimidir. Şimdi bu sayfa üzerinden birkaç tane perspektif seçip bunların ön, üst, yan görünüşlerini çizmeye çalışacağız. Birkaç tanesini de bırakacağım. Resmi de YouTube sayfasının hemen altındaki linkte sizlerle paylaşacağım bıraktığımız, çizmediğimiz resimleri de sizler çizip bana mail yoluyla gönderip doğruluğunu teyit edebilirsiniz. Evet, seçerek başlayalım. Şimdi mesela bu gruptan bir tane kolay seçelim. 3 numaralı perspektifi çizmeye çalışalım bu gruptan. Bu parçanın ön görünüş formu zaten perspektiflerde boyanmış bakın. Şöyle bir açılı kısım var. Yukarıya doğru düz bir kısım var. Aşağıya kadar ineceğim. Ve bu. Başka gördüğüm bir yer yok ama göremediğim kısımlar var. Şurada içeride bir kanal var. O kanalı çizdim. Görünmez çizgi olarak. Burada bir kanalım var. O kanalım da tam şu hizadan başlıyor. Bu şekilde çizdim. Evet üst görünüşe geçtiğimizde şöyle bir dikdörtgen formu kanalımın görünmezin hizasına kadar çizmeye özen gösteriyorum. Birleştirdim. Tam şu hizadan şu hizadan. Aşağıya doğru bir çizgimiz mevcut. Üstteki kısımda 1, 2, 3 tane kademeye ayrılmış durumda gördüğünüz gibi. Şimdi sonraki videolarımızda ölçülü perspektiflerin çizimlerini gerçekleştirirken ön görünüşten üst görünüşe, üst görünüşten bir yay yardımıyla ya da 45 derecelik açı yardımıyla yan görünüşe bilgi aktarımını da görmeye çalışacağız. Şimdi yan görünüşü çizerken geldim kademeye. Görünmezin hizasına kadar indim. Ve aşağıya kadar iniyorum. Burada da şöyle bir kanalımız mevcut. Yalnız şuradaki kademe sürekli bir şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi açılı olsa da kenarlar yan görünüşten ya da üst görünüşlerden baktığınızda oralar bize düz şekilde gözükür. Şimdi ikinci grubun içerisinden işin içerisinde yay olduğu için şu 5 numaralı parçayı seçelim. Size verilmese dahi İzometrik perspektiflerin sayfaya baktığınızda sağ kolunuz tarafında kalan kısmı temel görünüştür, esas görünüştür. Bu arada esas görünüş ya da ön görünüş üzerinde en fazla bilgiyi barındıran görünüştür. Şimdi ön görünüşü çizerken şöyle bir kısmımız var. Yukarıya doğru çıkıyorum ve buradan itibaren de bir yayımız var. Yayın tem merkezinde de bir daire var. Şurada da teğet olacak şekilde bağlamam gereken bir çizgimiz var. Tabi bunları çizdiğimizde cetvelle çizdiğimizde eksen çizgilerini de dairelerin üzerlerinde yayların olduğu yerlerde belirtmemiz lazım. Şimdi üst görünüş nasıl olur? Üst görünüşe geldiğimizde ben bunun yine bir yay şeklinde falan görmem yukarıdan baktığımızda bir dikdörtgen görürüm. Şurada bir çizgimiz var. Teğet olduğundan dolayı buradaki yaya sarılmış durumda bakın. Bir miktar geçer. Bunu da iz düşüm çizgisiyle ortaya çıkartırız. Şunun hizasında da bir kademem var. İçerideki delik önce eksen çizilmeli. Sonra da deliğin çapının olduğu yerden görünmez çizgisi çizilmeli. Geçtik yan görünüşe. Yan görünüşte önce bir dikdörtgen. Sonra yukarıya kadar sarılmış bir sütunumuz. Devam ettiriyorum bunu sonuna kadar. Şu hizanın olduğu yerde de önce eksen çizgisi sonra da görünmez çizgisi olmalı. Evet, bu gruptan da iki numarayı böyle bitirdik. Daha doğrusu 5 numarayı Üçüncü gruptan şu tam ortadaki 8 numaralı parçayı seçelim. Birbirine sarılmış olan kenar görüntüleri çünkü bu işe yeni başlayanlar tarafından yanlış algılanıyor. O yüzden özellikle bunları seçiyorum. Şimdi önce bir dairemiz var. Merkezin olduğu yerde. Merkezden başlıyorum. Onun etrafında bir daire daha. Bunlardan biraz daha küçük bir şekilde şurada da yarım slot şeklinde bir parçamız var. Göbekte de delik var. Burada da eksen çizgimiz olacak. Excel çizgimizi aynı zamanda buraya da çizmeliyiz. Şimdi üst görünüşe geçtiğimizde tam bunun hizasından şunun hizasından bir dikdörtgen çizmeliyim. Bu dikdörtgeni çizeceğim yere iz düşüm çizgisi indirip oraya kadar çizmelisiniz. Sonra burası görünmez. Yine şuradaki hizadan da bir iz düşüm daha indirip bu noktaya kadar çizmemiz gerekiyor. Burası da görünmez çizgi. Şunlar eksenimiz, burası da görünmez çizgi. Evet, yan tarafa geçtiğimizde şuradan bakışta bu parçayı bir dikdörtgen olarak görüyorum. Şunun hizasından bir parçayı da bu şekilde görüyorum. Büyük deliğe ait görünmez çizgimiz boydan boya, küçük deliğe ait görünmezimiz de sadece şu parça üzerinde. Diğerlerine göre anlaşılması biraz daha zor bir resim. Evet en alt gruptan da. Bunu çizdik. En alt gruptan da şu perspektifi çizmeye çalışalım. Şimdi önce silindirik parçaların üzerlerinde kanallar, delikler varsa bu parçaların önce net olan görünüşleri çizilir. Bu net olan görünüş bu parçada üst görünüştür. Şimdi bizim ortada bir tane dairemiz var. Onun üstünde daha büyük çapta bir dairemiz daha var. Buraya sarılmış bir şekilde bir slotumuz ve burada bir deliğimiz var. Ve bu parçanın şu kısmından bir kanal açılmış. Bu kanal boydan boya şuraya kadar açılmış. Şimdi ön görünüşe geçtiğimizde neden üst görünüşü önce çizdiğimi daha iyi anlayacaksınız. Şuraya kadar çiziyorum. Şimdi şu slotun buraya sarılma noktasının olduğu yere kadar bu çizgiyi çizeceğim. Birinci sebep bu bakın. Üst görünüşten ön görünüşe aldık. İkincisi şu noktadan yukarıya çık doğru da çıkıyorum. Silindirik parçalarda kanal açtığınızda bir miktar içeriye doğru girme meydana gelir. Çünkü bakın şurada çok ufak da olsa bir farklılık vardır. O farklılık kadar içeriye girmeniz. Sonra yukarıya çıkmamız gerekir. Aynısını bu taraf için yapacağım. Ve görünmezlere geldi sıra. Şu noktadan yani dairenin tam bu noktasından aşağıya kadar bir görünmez çizgi çizeceğim. Kanalımızın oluştuğu yerde de bir görünmez çizgisi çizip bu eksenlerimi buralara belirteceğim. bu parçanın yan görünüşünü çizerken yani şuradan baktığımda önce bir dikdörtgen yukarıya kadar dümdüz çıkıyorum. Şurada ortada açılmış kanal. Alt taraftaki deliğimiz ve şuradaki deliğin görünmesi. Artık bunları elle çizdiğimiz için nerelere denk geliyorsa. Evet arkadaşlar bu parça üzerinden toplamda 4 tane perspektif çizdik. 12 tane perspektif verdik size. Diğerleri de sizlerin alıştırması olsun istiyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.